Philips Ambilight TV Cenk Erdem'i sunar. Çok mağrur bir insansın. Mağrur ve şeklinde burnundan gülen bir entelijansiyan var. Yine mağrurluğunu sürdü. Evet, yani çünkü biraz böyle mağrur bir dans yaptım. Biraz şuh bir figürle bitirince insan ister istemez böyle kahkahalara gark oluyor Cenk'im. Gerçekten de güzel. Bu benim hayali kedi merdiveni figürüme biraz benziyor yalnız. Tüydürdün mü? Hayır, tüydürmedim. Çünkü hayali kedi merdiveni figürünü daha henüz bana göstermedin. O kadar göstereceğim, nasıl göstereceğim yani dedin. Hala yapmadın. Sen evde tek başına yapıyorsun, videolara çekiyorsun ama bana göstermiyorsun. İnanamıyorum gerçekten. Dur, en kısa zamanda yani bir sonraki şarkıda bu işi halledeceğim. Tamam, hayali kedi merdiveni çok merak ediyorum. Belki de ben de istemeden aynı figürü keşfetmiş olmayayım diye şey yapıyorum Cenk'ciğim. Sevgili dinleyiciler, günaydınlar. Sabahın bu saatinde dans muhabbeti yapılır mı diyen dostlarımıza nazire misali işte size dans muhabbeti. Evet, yani bir Rocky bile seyretmiş olsalar, Rocky'nin de sabahın köründe kalkıp çiğ yumurtalarını içip haldır haldır meydana koştuğunu görmüşlerdir. Merdiven tırmanıp indiğini, tavuklarla güreştiğini. Evet sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 6.31'i gösteriyor ama bu bir dakika geç başladığımız anlamına gelmesin. Çünkü 1,5 dakikadır canlı yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Yani 30 saniye erken başlamışız bile programımıza. Ben hemen bir yıldız haritası bakımına girişiyorum ve Merkür'ün geri gidişinden dolayı üzülmemeniz gerektiğini hemen hatırlatmak istiyorum bir astrolog olarak. Evet, Merkür'ün geri gitmesi hepimizi üzdü diyemiyoruz çünkü. Diyemiyoruz çünkü yollarla ilgili düğüm olmuş işlerinizin birden çözüldüğünü göreceksiniz ama bunlar mecazi söylemler. Yollarla ilgili düğüm olmuş işler. Evet. Gerçekten çok ilginç bir mecazi dizi diyorum bak, yani trafik tıkandı falan şeyi yapmasak. Hemen tarih bilgisini paylaşalım dinleyicilerimizle. 7 Eylül 2016 Çarşamba günündesiniz. Yanlış olmasın sevgili dinleyiciler. Toplantı efendim, işe başlama saatiydi, gündü falan. Daha sonra bununla ilgili mazeret kabul etmeyeceğiz, Allah kahretmesin. Bir de bir haber görüyoruz ama bu haberde virgülsel durumlar yanlış olduğu için biraz şaşkınlık içerisindeyiz açıkçası. O zaman hemen nasıl yazılmışsa öyle oku, paylaş bizimle onu Cenk. Kum saatiyle ilgili bir şey. Kum saati, hemen alayım haberi. Şöyle diyor kendisi, kum saati vücudun sırrı. Evet, vücudumuzun sırrı kum saatidir i̇şte anlamında. Değilmiş yani, kum saati vücudunun sırrını anlatıyormuş yani, diyet. Kum saati vücut mu? Allah Allah. Gerçekten alga, yani yediğimiz yiyeceklerin belimizden aşağı geçmesinin zor olduğu bir vücut. Bir vücut. Ben tam hani kum saati yuttuğumuz zaman yemeklerden sonra zayıflıyoruz falan gibi düşünürken. Ben de öyle şey yaptım. Öyle küçük kum saatleri var çünkü. Sevgili dinleyiciler, son derece önemli bir gün olan Çarşamba gününde Power FM'de sizlerle birlikteyiz. Saat itibariyle de 6.44 olduğunu hatırlatmak benim için bir gurur anı. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Senin için önemsiz bir gün, önemsiz bir saat falan var mı? Yani var, çok dandik bir saatteyiz diyebileceğim bir durum. Var, evet, öyle bir gün var ama daha çok var o günü. Hangi gün o? Söylemem, geldiğinde söyleyeceğim. Ama alt tarafı 7 tane sürpriz gün var. Sürpriz. Hayır, olur mu? 365 tane var. Gerard Depardieu Türkiye'mize geliyor. Gerard Depardieu ülkemize ne maksatla geliyor? Bunun ayrıntılarını da senden alalım Cenk'ciğim. Antalya Film Festivali. Wow. Ne zaman geliyormuş? Ne zaman gelsin? İşte mesela, senin önemsiz dediğin o günde gelsin. Bu hafta gelsin. Ekim'de geliyor, 16-23 Ekim arasında. Bu arkadaşımız... Filmler nasıl yapılmalı, kamera nereye bakmalı falan gibi şeylerden bahsedeceğinden. Bak şimdi bunu böyle çekmişsin ama bu böyle olmaz şeklindeki söylemleriyle Antalya Film Festivali'nde olacak sanırım. Evet, bu haberde şöyle diyor, kendisi sinema kariyerini tiyatroyla başlamış. Ama halbuki bu şaşırtıcı bir haber değil mi? Evet, yani bu bir manav kariyerine tornacı olarak başlamak gibi bir şey. Enteresan bir durum gerçekten. Yani ki sinema kariyerine rehber olarak başladı falan deseymiş bunun bir haber yeri olurmuş ama işte. O haberi yazan arkadaşımız acaba kariyerine ne olarak başladı? İsmi yazmıyor yani, kariyeri ne zaman bitecek onu da bilemiyorum. Evet, sevgili Gerard Depardieu ülkemize Rusya'dan mı geliyor? Yani çünkü bu bildiğimiz kadarıyla. Aktarmalı gelecekmiş çünkü saat erkenmiş. Hayır, Rus vatandaşı olmuştu.
Olmuştu evet, en son Rusya'da işte öyle takılıyordu falan da, sonrasını bilmiyoruz işte, gelince anlatır. Bir de yeni filmi Tour de France'ı takdim edecekmiş festivalde. Yani Tour de France bildiğim kadarıyla bir bisiklet yarışı, yani yarış bisikletleri kullanılıyor incecik tekerlekleriyle. Hı-hı. Eğer bu arkadaşımız yarış bisikletçisi ya da bisiklet yarışçısı olacaksa ona göre özel bir bisiklet yapılmalı ama diye düşünüyorum. Ama bu bir sanat filmi ise orada bisikletler yerine taşıyacak. İnsanlar kullanılmış olabilir ve bir insanın bir bisiklet olması durumunda yaşayacakları kameraya aksettirilmiş olabilir ki Gerard'a da ben bunu yakıştırıyorum. Evet, ya da bunu yapıştırıyorum. Eğer bir Fransız filmi ise dediğin gibi ismi şöyle olmalı: Tour de France, bir sanat bisikleti. İnsan, bir sanat bisikleti gibi bir şey de. Enteresan bir olay. Kokusu burnuma geldi. Gelsin abimizi Gerard Depardieu'yu en güzel şekilde ağırlayacağımızdan eminim canım Cenk'im. Tabii ki canım. Hüps Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Evet, bilmiyorum bu şu hareketim nasıl, yani böyle biraz eli yumruğu havada evet. Oynatma tarzında. Yani bu Tesla trafosu adını verdiğim bu hareket biraz ölümcül. Çok ben, tehlikeli. Ben de buna gökyüzüne çuf çuf diyorum. Çocukça. Hayır ya, ama çuf çuf hareketi ya şöyle. Artistik isimler vermen önemli yani. Şimdi Tesla trafosu nerede? Ölümcül. Ne çuf çuftu? Gökyüzüne çuf çuf. Olur mu şey, çocuk dansı mı yapıyorsun? Ne ama yani? Tesla trafosu da fazla anlaşılır bir şey değil yani. Öyle hani Tesla trafosu deyince bir dans figürü anlaşılmıyor. Ama işte böyle prize parmağımızı değdirir gibi yapıp ölümcül. Mesela elektrik bugün nerede? Tesla trafosu nerede? Tamam ya, hadi ne haber, ne evet, var olsun. Evet sevgili dinleyiciler, en güzel hareket gökyüzüne çuf çuf hareketidir. Bu figürü Tesla tekrarlayacağım. Trafosu. Bizim sevgili Dilber kızımız yine müzik dünyasından dead konularıyla bizimle birlikte. Yalnız öncelikle son derece önemli bir de duyurusu var, onu ha. Alalım bakalım. İyi mix yapıyorum diyorsan, müzik bilgine inanıyor, DJ'lik yeteneğine güveniyorsan kendini göstermek için setini djcast@powerapp.com.tr'ye yolla. DJcast beginner'a koyalım. Evet, DJ güzel dostlarımız. Arkada tüp gazın yanıyor olması da beni sevindirdi. Evet, sonuçta sıcak bir ortamda söylüyor. Geceleri soğuk oluyor. O sırada menemen yapıyor. DJ Cast, DJ setlerini bekliyoruz sevgili dinleyicilerimizin. Bakalım sevgili haberimiz neymiş? One Direction'dan bir haberi var Dilber'imizin. One Direction üyelerinden Harry Styles, Batı Hollywood'da 7 milyon dolar değerinde bir eve taşındı. 22 yaşındaki şarkıcının 4100 metrekarelik yeni evinde 3 yatak odası, 5 banyo, bir de yarım banyo bulunurken... Bu yarım banyo tamamlanacak mı? Yarım banyo tamamlanacak mı, onu merak ediyorum. Çünkü yani daha evi bitmeden satın almış gibi duruyor. Biraz öyle duruyor. Yani bunun biz tamamlarız falan diye. Belki kendi zevki vardır. Yani bir yapı markete gidip benim evde bir yarım banyo var. Onu hangi neyle tamamlasam, macun var mı falan diye soracak. Ama yani şimdi evi de en son, banyoyu en sona bırakıp sadece orayı yarım bırakmaları çok saçma. Bütün her yer bitmiş, bir tek banyo yarım. Orada izolasyon önemli. Onu ne yaptılar esas, onu... Vermiş mi haberi kızımız? Bakayım bir dakika. Muhteşem panoramik bir şehir manzarası bulunuyor. Styles, Temmuz 2017'de vizyona girmesi planlanan Christopher Nolan'ın yönettiği Dunkirk filminde rol alıyor. He, o yüzden mi yani bu evi almış? Yani film, bu sondaki haberle ev alma haberinin bağlantısını kuramadım. Bilmiyorum da o tüp gazdaki menemen yanıyor yani aç kalacağız. Evet hocam, yani siz bu tarz tavırlarıma pek... olumlu bakmıyorsunuz ama yine de insan yerinde duramıyor. Yani öyle bir his. Neden ki hoşlanmıyorum, onu yapıyorsun. Aa babam, o da öyle böyle söylerdi. Adam haklıymış ama bir şekilde. Neyse tamam hocam, tamam. Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 7.15'i gösteriyor Power FM'de ve işte üstadımız, ünlü hocamız, sevgili film eleştirmenimiz Cenk Usta bizlerle birlikte. Ustam hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün bir animasyonumuz var. Animasyon mu, yani çizgi film mi izleyeceğiz bu yaşta? Evet, Finding Dory. Dory'yi bulmak, yine kayıp bir şey var sanırım evet. Anladığım kadarıyla. Yani kayıp balık Nemo'dan sonra bu balıklar kaybolunca çok güzel oluyor falan gibi düşünen yapımcılar kayık balık Dory'yi yaptılar. Evet, aynı yapımcılar mı yapıyor kayıp balığı da? Dory'yi de. Tabii. Çünkü demek ki yani o zamandan beri yeterince ekmek yiyemedik. O kayıp balık Nemo gibisini yapamadık. Demek ki olay kayıp balık olayında. Ama zaten olaya Nemo'yu, efendim o filmde olan Marlin'i falan da kataraktan yeni bir karakter ortaya çıkartıyorlar. Eskileri de oynuyor. O köpek balığı var mı?
köpek balığı da var. Fakat Dory'nin şöyle bir farkı var. 10 saniyede bir reset atıyor. Aa, hafıza kaybı. Balık hafızası. Evet. Diğerleri atmıyor mu reset meset? Atmıyorlar. Onlarda reset yok. Bunda var bir tek. Peki neyi izliyoruz biz filmde? Yani niye biz bu filme gidelim hocam? Birazdan bak şimdi bak unutacak falan diye yanındakini dürtükleme şansını sunuyor sana bu film. Gerçekten harika. Kaç dakika? Yani çünkü çok fazla dayanılmaz bu öyle bir filme diye 97 dakika. Ne diyorsunuz? Evet yani gerçek oyuncuları oynatmadıkları için kafalarına göre şu balığı biraz daha yüzdür. Şuraya biraz mavi ekle falan gibilerinden takılmışlar. Sonuçta bunlar çizim karakter yani kaprisi maprisi yok tabii istedikleri yok. Gibi davranıyorlar. Zaten film sinema dünyası da oraya doğru gidiyor yani. Sinema dünyası animasyona kayıyor. Tabii ki ben yani seni oynatacağım yere sana derim ki sana ben 10 lira vereyim kardeşim senin tipini çizeceğim. Ondan sonra onu oynatacağım. Sen de... hocam birisine senin tipini çizeceğim derseniz pek doğru ya güzel bir yanıt almazsınız onu söyleyeyim. Ama sonuçta ben ressam bir insanım. Animasyoncuyum Allah diye. Allah. Neyse yani sana dediğim gibi 10 milyon vereceğim 10 lira veririm. Peki bu filme minimal dimalarla mı gitmeliyiz yoksa sadece minimal dimaları götürüp biz de o sırada alışveriş merkezinde havamızı mı bulmalıyız? Alışveriş merkezimizde nasıl havamızı bulacağımızı bilmediğimiz için hani girelim de bari orada uyuruz diye düşünmeliyiz. Doğru taktik bu. Ama uyumamız da mümkün değil çünkü bir sürü velet ağlayanıdır, zırlayanıdır, kahkaha atanı falan kalkıp dolaşanı yani ne kadar sinirleneceğimizi siz tahmin edin canım, hocam. Film sana arada bir uyanıp susun diye bağırmayı yasaklamıyor ki. Aslında öyle bir şey filmin içerisinde olmalı yani balıklardan bir tanesi arada bir de susun falan şeklinde bir takım söylemlerde bulunmalı diye düşünüyorum. İşte o zaman sen de kendi filmini yap onu öyle yap tamam mı? Teşekkür ederim hocam sağ olun. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 7.37'yi gösteriyor Power FM'desiniz ve son derece önemli haberleriyle hepimizi şaşırtan ve duygu seline maruz bırakan, duygudan duyguya sokan Suffocated Press Haber Ajansı Cevval muhabiri Cenk telefon attığımızda. Canım Cenk'im merhaba. Alo. Cenk'ciğim seninle ilgili pek çok olumlu ve güzel etkileyici söz sarf ettim. Umarım iyi dinlemişsindir. İyi ettin, dinlerim. Seni de bir Cevval izmi alacağım. Cevval'le ya ben de Cevval'izm üyesi mi olacağım? Olacağım da ben o Cevval'le Cabbar'ı karıştırıyormuşum ya. Ben Cabbarizm istiyordum aslında o şey olmuş. Yani biri İtalyanca filan ya. Oradan herhalde karıştırdım. Hangisi İtalyanca? Cabbar herhalde. Cabbar İtalyanca mı? Allah Allah. Cenk'ciğim nerelerdesin? Ne iş yapıyorsun? Eve döndüm ya. Bu bizim Craig geldi de. Kim? Craig. Craig kim ya? Craig ya bizim. Daniel mi? Daniel Craig. Ha, anladım. Bu James Bond olayıyla ilgili. Bu en son bir komedi filminde falan oynadı. Kaşını maşını her tarafını sarıya boyadı. Civciv sarısını falan. Ha, işte onlar hep şey diyor. Abi onlar diyor bizim olaylar diyor yani. Bizim işin kuralları. Bu yapımcıları fışfırtmak için, parayı arttırmak için yapmış falan. Allah Allah. Bir tane diyor Türk diyor aday var diyor. James Bond'a aday diyor. İlk Türk adaymış. Evet bizim Cenk. Ondan sonra o diyor en büyük rakibim ama diyor onu da bir şey yapacağım herhalde. Çünkü diyor şimdi bunda teklif gelmiş gene. Nasıl yani yine James Bond'a oynasın diye. Demişler ki sana 150 milyon dolar verelim. İki tane Bond'u yap. Sonra zaten biz de artık James Bond buramıza geldi. Hani senle beraber bu defteri kapatırız gibilerinden bir şeyler demişler buna. Bu da hani sana danışayım falan diye geldi de. Ben yani... de dedim bu Türk aday kim o Cenk dediğin falan hani. Şimdi vereyim mi gazı buna sen boş ver öbürü Cenk oynasın falan diye. Yok gazı verme çünkü bence Daniel devam etsin. Yani iyi kesenin ağzını açmışlar zaten. O sana formalite icabı soruyordu. Hani sonradan sen sormadı demeyesin diye. Sonuçta o kabul edecektir. O kadar parayı reddedemez diye düşünüyorum. Yani böyle Tom Middleton mu? Bir iki aman Allah muhafaza. Onlar dedi esamesi pek okunmuyor dedi. Yani ben o tıfırlar... dedim yani ilk başta ben bu sizin Cenk'i tabii tanımıyorum. Bu dedim 150 milyonsa sen havada yuvarlanarak dedim şöyle... Ya bizim Cenk'e bakma o kıtır piyozun teki ondan şey falan olmaz yani Bond olmaz ondan Bond kızı bile olmaz. O zaman ben buna iyice bir gaz veriyorum bu oynasın. Ver gazı ondan oynasın. Ondan sonra da yani 150 milyon dolar kardeşim yani bir diyeceğim. Bana hani, sorarsan bir daha da başka yani... bir filmde falan oynamazsın.
sen de emekli olursun tabii. diyeceğim ama tiyatronu yaparsın falan diye ben buna gaz vereyim diyorum. Tabii tabii. Bir tane tiyatro açarsın orada Shakespeare oynarsın falan diye bu büyük o zaman şey yapar bu. Bir de şey de dersi ya sen Sean Connery'den bile iyisin en iyi James Bond sensin bu efsaneyi sürdür ve zirvede bırak falan gibisinden gazı verdi mi yürür bu. Yürür bu iş diye düşünüyorum. Ben kaç para çekeyim yani bir 10 milyonlu ben istesem mi acaba ya da hiç paraya bulaşmayayım da. Yani bir %10 sakal atsın bir %5 de bana şey yaparsa okeydir yani benim için. $100 isteyeyim tamam $100'larını da ben isteyeyim. $100 mı? Neyse tamam Cenk'ciğim sen daha iyi bilirsin mevzuları. Danyan oradaysa bir ver de sesini duyayım ne zamandır görüşmüyoruz yahu. Dur abi dedi ben bir düşüneyim falan filan diye şimdi gene şey. İçeriye mi odaya mı kapandı? Lavaboda mı düşünüyor? Anladım. İyi, hadi bakalım. Hadi görüşürüz Cenk'im. Görüşürüz. Sağ. 7 Eylül itibariyle 7.44 saatleriyle sevgili dinleyicilerimizin huzurundayız. Ne kadar güzel kafiyeler uydurdum değil mi canım Cenk? Çok güzel uydurdun zira 44'ün bir kafiye olduğunu düşündüğünü. İşte onu yapamadık. Yani 7.47 oldum. Ya da 7.77 olsaydı ya. Saatlerimiz işte. Sevgili hariçten gorgonumuz bizlerle dış kapının mandalı. Dış kapının gorgonu. Bu niye bizim bu üretim ailesine giremiyor da hep böyle dışarıda kalıyor? Ezik mi? Ezik değil herhalde yani kapıdan giremiyor. Kapılardan sığmıyor olabilir. Bakalım neymiş haberi. Freddie Mercury asteroid'de yaşayacak. Freddie Mercury terki dünya ile. Elvis Presley'de Mars'ta yaşıyormuş zaten. Mars ve Jüpiter arasındaki. Aslında Freddie Mercury asteroid'de değil de direkt Merkür'de yaşasa. Yani sonuçta adı Mercury. Bence ismiyle müsemma olmalı diye düşünüyorum. Olabilir. Bence Civa'da yaşaması en doğrusu. O da olur. Daki bir asteroide Queen'in efsane solisti Freddie Mercury'nin ismi verildi. Asteroid bundan sonra Asteroid 17473 Freddie Mercury olarak tanımlanacak. O 17473 ne? Yani bu 17473. Freddie Mercury. Yani bundan önce 17472 Freddie Mercury asteroidi daha var anlamında bir şey anlaşılıyor. Evet, saçma olmuş. Bundan önce Uluslararası Astronomi Birliği'nin küçük gezegen merkezi belirledikleri asteroidlerde The Beatles ve Bruce Springsteen adına da isimlendirme yapmıştı. Allah Allah niye sadece Amerikan şarkıcılarıyla ilgili asteroid isimleri? Bakın asteroidlere Amerikan şarkıcıların isimlerini verelim. Onun dışında işte şeylere nötrinolara başka bir şeylerin ismini verelim falan gibi bir anlaşma mı var acaba? Canım adamlar orada sabah geliyor ofise sen ne seviyorsun en çok ben Metallica seviyorum. O zaman Metallica koyak mı birine falan diye aralarında böyle konuşuyorlar işte. Yani bu tamamen oradaki NASA'daki nerdlerin aralarında yaptıkları muhabbetten mi ortaya çıkıyor? NASA'daki değil küçük gezegenler merkezindeki eziklerin. Evet neyse tamam peki beğendik mi haberi? Hayır. Muhteşem miydi? Haber değeri 10 üzerinden 2. 2 de bile değil. Bu kızın geçmiyor zaten onun üzerine çıkmadı. 1. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk Erdem devam ediyor. Gizemli kedi merdiveni figürümü bu şarkıda yaptım Cenkçiğim. O senin figürün değil benim hayali kedi merdiveni adlı figürüm. İşte seninki hayali olduğu için benimki gizemli adını verdim ama ben. Ama bu direkt çalma oluyor olur mu? Hayır olmaz canım hiç alakası yok çalma bir falan değil. Bir tane Instagram'da mı bir tane tip var badici yaşlı bir amca senden yaşlı olmasın. O böyle figürlerle şey olmuş fenomen olmuş. Allah yani, Allah. Yani senin neyin eksik affedersin? Çok teşekkür ederim güzel bir konuşma yaptın. Sevgili dinleyiciler 8.8 adlı güzide saat ve dakika birlikteliğiyle karşınızdayız. Bu da son derece şanslı olduğumuzu gösteriyor şu an itibariyle. O halde sevgili müzik dilberimizin yapacağı bir reklam duyurusuyla başlayalım bölümümüze. Ne dersin Cenkçiğim? Ufaktan başlayabiliriz. Destiny's Child Live in Atlanta konseri pazar saat 21'de Power TV'de. Live in Atlanta konserini pazar günü izleyeceğiz Power TV'de. Fakat ondan önce şimdi sevgili İngildek Gorgonumuz bize yine eyvah. İngilizce bir haber göndermiş. Biraz çeviri yapma vakti Cenk'ciğim. Şunu çevirip gönderse. Çeviriyor ama yanlış çeviriyor. O yüzden bizim doğrusunu göstermemiz lazım. Ben onu anlamıyorum bir türlü. A teenager's coffin was reopened after... Ne diyor? Ergenliğinden yaş almış bir tane çocuk diyor. He. Teenager. Ergenliğinden yaş almak. Was reopened after her boyfriend heard some noises coming from inside her tomb. Virgül koymadığı için bir daha baştan dinlemek zorundayız. Kız arkadaşı çocuğun içinden sesler geldiğini duymuş ve çocuğu kapatmış.
Teenager's coffin was reopened after her boyfriend heard some noises coming from... Yani bu ergenlerin gittiği bir kahve, kafe, kafe yeniden yani açılmış. Senin kafeinden bir tane ses geliyor demiş çocuğa. Çocuk da nasıl falan derken bum diye ay affedersin demiş. Ha, ben de şey anladım yani bir daha önceden açılıp kapanmış bir teenager kafe tekrar açılmış yani bir ergen kafesi. Yok değil. Ya da kafes de olabilir bak şimdi. This coming from inside her tomb. Coming from inside her tomb yani kız şey içiyor tune, çocuk tune. Kafe içiyor. Ha? Tune yani bu radyo şeysinden radyo ayarlama düğmesinden geliyor sanırım bir ses. Tüyü ya iki şekerli tüyü bana ver bir tane. İki şekerli kahve tamam. Doctor said she was dead. But... Doctor said. Doktor babasıymış. Doctor said dedi oturmuş doktor. Dead dedi dead baba. Bugün ikimiz de farklı şeyler duyuyoruz. Nobody could explain the broken glass. Nobody could falan bir şey dedi orada bir dakika bakayım. But nobody could explain the broken glass and injured fingers. Kalbi kırılmış yani camdan kalbim kırıldı demiş kız. Evet ve bunun sebebini açıklayamam kusura bakma ve üstelik sadece ben değil kimse de açıklayamaz. Evet. Allah kahretmesin demiş ve parmaklarını kırmış. Bu kız şeyde Sultanahmet'te çalışıyor halıcıda. Ya yani orada öğrenmiş zaten. Şimdi de kursa gidiyor da tabii bizim gibi farklı şeyler değil diyorsun. Evet. Neyse bakalım. Benim Seattle İngilizcesi senin. Benimki direkt New York İngilizcesi meşhur. Ha. Bir genç kızın mezarı erkek arkadaşının tabuttan sesler geldiğini iddia etmesi üzerine yeniden açıldı. İyi de genç kız mezardaysa erkek arkadaşının böyle bir şeyi iddia ettiğini nereden biliyor? Ne bileyim ben. Doktorlar kızın ölü olduğunu söylerken kimse kırık camların ve yaralı parmakların ne olduğunu açıklayamadı. Kırık camlarla yaralı parmakların ne olduğunu açıklamak ne demek işte belli zaten. Uzaydan gelen kırık camlar ve yaralı parmaklar. Yani bu kızımıza Türkçe de öğretmemiz gerekecek sanırım yakında. İkisi birbirine karışınca iyice beter oluyor. Evet. Sevgi dolu bir şekilde stüdyomuza getirdiğimiz ve sandalyesine mıhladığımız bir insan sevgili... Deranzo Cenk stüdyomuzda olduğuna göre sevgili dinleyiciler saatlerimiz 8:20 geçiyor ve Power FM'deyiz demektir. Dolayısıyla yarışma zamanı, bilgilerimizi çoğaltma zamanı. Hoş geldin Cenkçiğim. Hoş bulduk tüm sevenlerime. Selam olsun. Ben bu oturduğum sandalyeye bir isim verdim izniniz olursa. Estağfurullah buyur izin senin. Bilgili sandalye. Ne? Yani elektrikli sandalyeden ilham alıp bilgili sandalye adını verdim buna. Gerçekten süper dandik bir isim vermek suretiyle midemizi bulandırmayı başardın sabahın köründe. Neyse Cenkçiğim bize selam getirdin mi? Getirdim. Dün yani size selam getirmişem diye girmiştin çok hoşumuza gitmişti. Bugün hiç öyle bir şey getirmedin. Ama bugün de bilgili sandalyeyi size şey yaptım. Anladım. Hazır mısın bilmiyorum ama son derece gancıl ve sağda solda şöyle birazcık... Haber karıştırdıysan hemen bulabileceğin bir soruyla karşındayız. Yani bugün açıkçası pek haber karıştıramadım. Niye? Ama olsun. Olsun bu. Fark etmez sonuç değişmiyor diyorsun. Hayır. Haklısın. Hayır, evet. Sevgili dinleyicilerimiz de yarışmaya cevapları gönderebilirler. Yaratıcı cevaplar da gönderebilirler. 0534. Ben neden yaratıcı cevap veremiyorum? Sen veremezsin. Veremezsen çünkü sen dinleyicimiz değilsin. 0534 517 23 83 numaralı WhatsApp hattımızdan yazabilirler. O zaman Hüseyinlerden birini bari dinleyicilerin gönderdiklerinden seçin de bir işe yarasın. Biraz bilgili olun şu konularda. Sen karışma yarışmamızın yap. Şumşin de yedin. Mönik. Bir de Mönik geldi üzerine. Hadi bakalım. Hazırsan sorumuz geliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un orduda örnek gösterilen askerlerin neleriyle buluştu? Kim Jong-un. Evet. Askerlerin örnek askerlerin neleriyle buluşmuş? Örnek asker derken? Yani iyi işini iyi yapan örnek gösterilebilecek safta. Örnek gösterilen. Evet. Burada Kim Jong-un oradaki şey ek herhalde. Kim Jong-un unu. Evet. Hayır bu kimin? Kim Jong-un. O iyilik eki anlamında aldın. O da öyle de alsan önemli bir soru değişmiyor. Neyse Huşevnilerine mi geçeyim? Geçelim Cenkçiğim? Evet. Huşevni. Eşleriyle. Nasıl? Eşleriyle buluştu. Yani örnek askerlerin eşleriyle buluşmuş adam. Olur mu canım o yanlış anlaşılır. Geçelim. Huşevni. B düşleriyle. Bu olabilir. Bu olabilir diyorsun. Peki. Huşevni. C neşleriyle.
Bu sadece kafiye olsun diye yazılmış gibi geldi. Biraz yanlış gelmiş. Peki, dev müşteriyle. Müşteriyle. Evet. Örnek askerlerin müşteriyle buluştu. Mesela bakınız sevgili dinleyicilerimizden görümceleri, halaları ile gelen buluşmalara i̇şte dair. Şenlilere bağlı kalmadıkları için sallıyorlar oradan abuk sabuk. Eltileri falan diyen var. Tamam, o zaman cevabı yine ben vereceğim mecburen. Ver bakalım. Şıkları alabilir miyim bir daha? Tabii, eşleriyle, düşleriyle, neşleriyle, müşteriyle. Soru? Soruyu bir daha alamazsın. O zaman düşleriyle. Düşleriyle diyorsun. Evet. Son kararım son mı? Son kararım. Doğru. Maalesef doğru cevap eşleriyle olacaktı. Örnek askerlerin eşleriyle buluşmuş kendisi. Olur mu abi öyle şey askerler? Olmuş. Öyle canım, Allah Allah. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Böylesi hafif mid tempolu şarkılarda insan ayrı bir huzur bulmuyor mu Cenk'ciğim? Tam bir huşu dünyası. Yani ben biraz sıkılıyorum. Ben hızlı tempo ve çılgın dansı ne zaman ki perende atıyorum o zaman mutlu oluyorum. Zaten çılgınlığından hiçbir zaman ödün vermedin. Ödün gibi bir insansın. Evet, saatlerimiz 8.39 sevgili dinleyiciler, Power FM'deyiz ve şimdi de teknol dünyasından haberlerimiz bizlerle birlikte. Yine karıştı mı teknol dünyası Cenkciğim? Birbirine girdi, zira Instagram yeni bir şey daha yaptı. Bu kez düşük ışıkta da low şey ışık butonu çıkıyor. Low light. Işık düşük falan ama sen çek güzel kardeşim adlı butona bastığın zaman ona rağmen çekiyor seninki göğe. Yani bu Instagram üzerinden makineyi kullandığımız zaman mı oluyor yoksa? Hell yeah. Aa, yeah, come on man. Peki bu iPhone 7 bugün ayın 7'si. Hani bugün öyle bir çıkım gerçekleşecek mi? Gerçekleşecek ama henüz daha çalışmalarımız sürüyor. Daha çok var diyorsun akşama. Başka? Tada SLR. Aa, aplik. Aplik. Bu 4 dolardan beleşe düşmüş. SLR dediğine göre yine foto ile maalesef alakalı bir bu şey. Bu SLR tutturdular gidiyorlar. Tada. Tada adını evet. Taşıyor. Tada diye bir şey yok muydu daha önceden de? Var ıdı sanki. Öyle bir şeyler varımsıydı. Ama 4 dolardan beleşe düşmüş olması bir incelemek için değer olabilir. Bizim için önemli olan o. 4 dolar cebimizde kaldı. 12 lira kardayız. Başka? Deal Dash adlı bir aplik var. Bir auction. Açık arttırma apliki. Allah Allah. Evet. Ne kadar kalıyor cebimizde? Bu 2 dolardan beleşe düşmüş. Buna mesela malzemeyi koyuyorlar. Burada arttır diyorsun. Normal arttırma gibi yapmışlar. Arttır yani sanattır anlamında mı? Amazon gibi değil. He. Ondan sonra arttır, arttır falan diyor. Sonra timer sıfıra düştüğü zaman en son kalan da kalıyor. Allah Allah. Bunu indirmemiz biraz tehlikeli olabilir. Çünkü bir sürü şey açık arttırmaya girip zarara geçebiliriz. Evet. Ama yine de bir inceleyelim ya. 2 dolar, 2 dolardır neticede. Ama sen indirirsen ben senin telefonu ele geçirip her şeyi arttıra basabilirim. Tamam, mesela olur. Bu benim açımdan zevkli olur. Ne kadar güzel bir konuşma. Quake Spotter. Ne? Quake Spotter. Allah Allah. Quake bu bildiğimiz sevgili oyunumuz mu yoksa hani bildiğimiz Earthquake mi? Earthquake. Ondan sonra bu bak şöyle diyor. Track and follow earthquakes from all around the globe. Allah Allah, niye böyle bir şey yapalım ki? Bütün dünyadaki deprem sevdalılarını toplamaya çalışan. Deprem gönüllüleri. Allah Allah. 1 dolardan beleşe düşmüş bu. Yani üstüne para da verseler zor iş. Evet, 7 dolar şu an cebimizde kaldı. Başka? Relycam. Rally şeklinde yazılıyor. Rallycam. Bu ne içeriyor? İnanılmaz efektler sunuyorum sana. Çılgın fotoğraflar çekeceksin diyen 7 milyon aplikten biri 2 dolardan beleşe düşmüş. 9 dolarlık bir cepte kalım söz konusu. Bu çok da değil. Yaklaşık 27 liraydır. Bugünü kurtarırız. Bugün. Sen bir şey yemezsin. Ben bir köfte alırım. İyi, tamam, peki ben de yarın yerim. 8.45 acaba neyi hatırlatıyor sana Cenkciğim? Yani yine programın sonunun geldiğini anlamayıp programın sonuna çarptığımızı hatırlatıyor. Hayır değil. Vapurla ilgili bir gelişmeyi anlatması vapur, lazımdı. Beşiktaş vapuruyla ilgili. Vapur pervaneleri arkadan öne takılmaya karar verildi. Neyse, tamam, sana pek bir şey hatırlatmıyor, anlaşıldı. Sevgili Ölükse Gorgon'umuz yine bugün bize haber göndermiş. Madem programımızın nihayesine yaklaşıyoruz, o halde gider ayak sevgili dinleyicilerimiz de dahil bütün insanlığın yaşama sevincini ellerinden alalım diye düşünüyorum. Böyle bir bulut şeklinde insanlığın üzerine çöküyor değil mi? Bir tür curse, evet. Bakalım neymiş. Bilgisayarlı örgü. Evet, bilgisayarlı örgü adlı haberiyle daha önemli işlere adım atacağını bizlere anlatsa. Sanat ne oldu? Gene sanat yok. Bakalım. Yunan
Yunan sanatçı Petros Vrelis El Greco'nun portrelerini yeniden yapıyor. Yunan sanatçı. Ancak bunu yaparken tuval ve boya değil, bir siyah iplik ve bir bilgisayar kullanıyor. İşte artık zamane sanatları böyle Cenkçi. Evet, yani bağdaşmayan iki şeyi bir araya getirmek. Yani bir rende bir tane de araba tekerleği kullanıyor. Sanatçı önce El Greco'nun portrelerini bilgisayar ortamında piksellere ayırıyor ve dijital ortamdaki fotoğrafı bir dokuma modeline çeviriyor. Niye böyle bir şey yapıyor ki? Adam zaten zamanında ne güzel portreler yapmış. Zaten olayı bitirmiş. Oturup kendi başına o daha güzel bir şeyler yapsa. Ama belki adam o zaman da demiş ki ben bu işi bırakıyorum. Biri şunları piksellerine ayırsın. Ama o zaman piksel henüz bulunmadığı için şimdi yapıyorum. El Greco ne demek istediği anlaşılmamış diyorsun. Vrelis oluşan modeli bir çemberin etrafında çakılı çivilere doladığı iplerden geçirerek bilimi geleneksel dokumayla birleştiriyor. Etrafına çivi çakılı çemberi nereden bulmuş acaba? Çünkü onu El Greco zamanında yapmıştır. Ben o kadar çember gördüm, hiçbirinde çivi çakılı değil. Bu bir piksel ayırma aracı demiştir. Tabii de adam sanatçı, erken konuştuğu için o yıllarda anlaşılmıyor. İşte erken konuşmamak lazım. Bu haberden böyle bir ders çıkarmalıyız. Ölükse Gorgon'umuz yeterince görevini yaptı mı? Yeterince yaptı. Yaşama sevincimiz kaldı mı? Bende kalmadı. Bende de yok, artık konuşamayacağım bile. Biraz uyuyarak bu sevinci geri kazanacağım. Philips Ambilight TV Cenk ve Erdem'i sundu.